İyi akşamlar Şişecam, günlük grafik. Şunu bir kaldırayım, şu aradaki maviyi. Bunun artık pek bir ilgisi kalmadı. Bunları daha önce kullanıyorduk. Şey dursun, 16 17 kısmı dursun basama. Şimdi saldı biliyorsunuz. Ben yani videosunu ocağın şu kısımda yapmıştım yani. Burası bir sıkıntılı bir alan diye anlatmıştım. Oradan son satışlar geldi. Son videoyu da galiba, yani zaten ya cuma ya pazar yapıyorum. Fark etmiyor yani. 5 günlük mumda bir yapıyorum. Şurada 21 Ocak kapanışında yapmışım. Orada 13.80, 13.92 kapanışı vardı 50 ortalamada. Tabii yeni haftaya başlayınca 50 ortalamada -6.25 ile kırıldı. Bir miktar düzeltti hafta sonuna kadar ama yani henüz olumlu bir alana geçemedi açıkçası. Şimdi 13 lira civarı, 12.90 bandı. Bunda alıcıların geldiği bir band şişede. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu 12.90 olarak da alabilirsiniz. 13 olarak da alabilirsiniz. 10 kuruşun çok ederi yok ama bu bölgeye bakılır. Altı böyle bir dökülme alanı gibi oldu bunda. 12-20'ye kadar bir alan var orada gün içinde işlem gören. Dolayısıyla bu 12-90'lar özellikle kırılmaya başlarsa 12-20'ye doğru o oradaki destek alanına, yani 12-20'deki şunu da kaldırayım hatta ya. Bu da gereksiz göz yoruyor burada. Daha önce başka bir şey için takip ettik. Oradaki alana bakılır. Yani 12-20'ye bir gidiş var mı yok mu? 12-90 biraz tehlikeli ve belirleyici olabilir satıcılar yönünden. Dediğim gibi bir daralma bu. Yani bunun yeni haftada 14'ün üstüne gidiş olursa Şişecam'da, yani 14 bir direnç, üstüne bir gidiş olursa o zaman 15 20 15 30 bandına kadar da bir temas beklenebilir. Şunun yerini değiştiriyorum. Niye değiştiriyorum onu da söyleyeyim. Hani acaba böyle bir hareket olursa bir yatay band ihtimali olabilir mi, değiştiriyorum. Yani onu düşünüyorum bir taraftan. O yüzden 14 izlenir. 14'ün üstünde 15-30'a kadar bir alan. İlle değmesi gerekmiyor ama yaklaşması ihtimal dahilinde olabilir böyle bir alanda. Daha sonra eğer bir çözülme olursa tekrar alt banda bakılabilir. Yani Şişecam'da mesela bir senaryo düşünüyorsanız grafikte ilerleyen böyle bir senaryo ihtimal dahilinde. Tabii 15-30'lar geçiliyorsa ama geldi bu 15-30'u kırıyor. 16'ya doğru bir hareket varsa orada kısa vade bir güzel bir akımın içindesinizdir. Muhtemelen öyle bir şey olursa 8 ortalamanın zaten üstünde olur çok fazla fiyatlama. O zaman 8 ortalama aşağıda konur destek olarak, gittiği yere kadar da takip edilebilir. Yine bir senaryoda bu olabilir. Tabii bunların içinde en olumsuz senaryo 12-20'lere temas, hatta oraların kırılması. O zaman çok daha sıkıntılı bir alana gidiş anlamına gelir ki aşağıda 11-11-10 bandı. Kur buradayken onu da söyleyeyim. Yani yanılmıyorsam 80 sente denk geliyor. 80 sente şişenin çoğu zaman toplanıp yukarı doğru tepki verdiği alandır. Onu da söyleyeyim. Yani 11, yani onu hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. 80 sent, 75 sent civarlarına denk gelir. Şişenin çoğunlukla çok kötü böyle negatif bir haber olursa şişede. Yani bu bizim, yani Türkiye özelinde de olabilir veya işte global bir haber olabilir. Böyle haberlerde de en dip alanı herhalde 50 sente tam inmiyor da olabilir. Yani oralara falan geliyor. 60-50 sent bandına falan geliyor. Ama standart zamanlarda dediğim gibi 80-75 sent genellikle bir toplama aralığı oluyor işin. Onun için burada 11 çizili. O 11'i o günkü kurda hesaplayabilirsiniz. 11.40 olur, 20 olur, 30 olur. Artık orada ne olursa, veya dolar düşerse tabii o da bir miktar düşebilir. 45 RSI iyi bir alanda değil RSI'da. Biraz isteksiz kendi ortalamasına. Momentum çok düşük tabii, yani bunu gösteriyor bize. MACD'ye baktığınız zaman orada da hala kırmızı histogramın bulunduğunu görüyoruz. Yani sat vermişti. Aslına bakarsanız Aralık'ta doların çözülmesiyle beraber 22 Aralık'ta o sat kesişimi hala süreyor diyebiliriz. Şişecam'da. Bunların dışında zannediyorum önemli bir şey yok. Şöyle bir genel olarak bakarsak, yani burada da dediğim gibi dolar kullanılabilir. İşte de bana çok makul geliyor dolar grafiğini kullanmak. Şöyle onu da göstereyim. Hani ne dediğim, biraz önce anlattığım şey anlaşılsın. Görüyorsunuz bakın 87 sent. Hatta uzun zamandır da pek altına kırılım gelmemiş. 80'e gelememiş. 83, 85 sent, daha çok 87 sent. Oralarda şöyle göstereyim. Bu genel görünüm. Yani genellikle şu gördüğünüz dipler 68 sentlere, efendime söyleyeyim. O 50 sent zaten şey. Bunun bir tanesi pandemi, bir tanesi 2014 Mart. Orada da tabii büyük devrilmişti bütün borsalar. Hatta dünyada da yanlış hatırlamıyorsam devrilmişti. O diplerde o dipler. Yani genel bandı çok güzel bir bandı var. Yani trade etmek için ya, muhteşem bir band, sabırlı olanı. Neredeyse para garanti diyor baktığınız zaman Şişecam. Bu olumlu yanı.
Ama tabii 1.30'lardan 1.20'lerden alanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. O yüzden arkadaşlar böyle majör BIST 30 kağıtlarına dolar olarak bakmanızı bir taraftan da tavsiye ederim. Tabii dolar bazlı mutlaka orada da fiyatları alın ki hani gidişlerde, gelişlerde dirençler, efendime söyleyeyim destekler bir onlar için bir hesap yapabilirim. Bu kolaylaştırır oldukça hesabı ama küçük kağıtlarda onu söyleyeyim oraya hiç dolar bazlı bakmaya gerek yok. Herkese iyi akşamlar.